Şimdi ağzımın içi bitsin, size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bekleyin onun için. Hani diyebilirsiniz eldiven ondan sonra çıkartmıştır ekmek verirken. Sonra bir tane adam... Üç dakika... 3 dakika 45 saniye çalıştım. Merhabalar, günaydınlar hepinize diliyorum. Şu an güneş buraya gelmekle gelmemek arasında kaldı. Yarısı güneş, yarısı değil buranın, balkonun. Sabahın 7.30, tam 7.30 şu an. Saat 7 çeyrekte uyandım. Biraz yatakta debelendim. Kalktım sonunda. Hala gözlerim kısık kapanık. Kuş cıvıltıları gerçekten şu saatte çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Ve sokakta ses yok çünkü bugün cumartesi. Bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı var. Bunu ben pazar yayınlıyor olacağım. Pazar ki videoyu pazartesi yayınlayacağım. Evet, şimdi gidiyorum, ders çalışacağım. Muhtemelen bilgisayardan konu çalışacağım. Canım konu çalışmak istiyor. Bakayım. Saat şu an tam 3 oldu. Şöyle gösteremiyorum. Matematik, AYT matematik bilgi sadmanın 6. denemesini çözdüm. Bu arkada bir yerde kalmış. Neden anlamadım. Bende sadece 14'te 15.si kalmıştı çünkü. Baktım bunu görünce bunu çözeyim dedim. 14'te 15'te sonraya bırakayım. Zaten hepsi aynı seviyede. Hani artarak zorlaşan bir düzey yok 3, 4, 5 gibi. Ben de dedim bunu çözeyim o zaman. Bunu atıyorum şimdi kağıt çöpüme ben. Evet, çözdüm bitirdim yaklaşık 1 saat 5 dakikada falan 65 dakikada çözdüm. Çok fazla yanlış çıktı. 6 tane yanlışım çıktı. Bu konuda çok mutsuzum. Önceki denemem şurada ne çözdüm hatırlamıyorum, yazmışım buraya. Burada matematiği çözdüm. 13 tane iptal sorusu vardı. Şu morlu olanlar görüyorsunuz diye düşünüyorum. Morlu olanlar yanlışlarım. Diğerleri doğrusular. Doğrular. Doğrular. Hiç boşum yok. 6 tane yanlışım var. İşte 27 sorudan 6 yanlış gerçekten kötü. Baktım. İçinden 2 tane çok güzel soru buldum. Onun dışında diğerleri dikkat et alsınmış. Bunu tekrar koyuyorum çünkü toplam 4 tane yeri var. 2 tanesini ancak kullandım. Gerçekten faydalı oluyor. Neden bu optik kullanmalısınız? Bulup çıkartıp almalısınız. Bu yüzden, şu yüzden bunu aldığınız denemeleri çözerken işaretlediğiniz zaman biraz gerçek sınav hazırlık oluyor. Gerçekten güzel oluyor işaretlemesi vesaire unutmuyorsunuz. Eğer aranızda kursa okula gidenler ve bu hani orada sınav yaptıkları zaman optik falan veriyorlar işaretliyorsunuz. Evde bunu yapmazsanız pratiğinizi kaybedebilirsiniz. Okulların açılıp açılmayacağı hakkında tam bir görüş yok galiba. Tam emin değilim. Biliyorsanız yazabilirsiniz aşağıya. Onun dışında kontrol ederken çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepinizde bu psikoloji muhtemelen var. Bende de var çünkü. Kontrol ederken soruya bakıyorsunuz yanlış. Neden yanlış diye düşünüyorum. Ben bunu niye yanlış yaptım? Neden yanlış oldu bu? O kadar uğraşmıştım, etmiştim diye düşünüyorsunuz. Ve çok vakit kaybediyorsunuz bu sırada. Gerçekten bir optiği kontrol edeceğim diye 3-4-5 dakikanız gidebiliyor 40 soruyu kontrol edeceğim diye. Ama böyle yaparken hangi soruyu yanlış yaptığınızı bilmediğiniz için, hani o kadar psikopat değilseniz, eğer sorunun numarasını ezberleyip oraya bakmıyorsanız, çok hızlı bir şekilde 1 dakika içerisinde hemen 30 saniye 40 saniye içinde hemen işaretliyorsunuz hangi sorular yanlış onlara dönüyorsunuz. Gerçekten bu konuda çok faydasını görüyorum. Optiği kullanmanın hepinize de öneriyorum. Gidiyorum şimdi ne yapacağım? Ben ne yapayım ki ya bilemedim. Şimdiki listeye bir bakayım. Evet şimdi gideyim ne yapayım? Sabah dediğim gibi TYT MEP kitabından biyoloji çalıştım. Dedim mi bilmiyorum. Birinci ünitesini bitirdim. Yaklaşık 80 sayfaya falan denk geliyor. Zaten çok fazla miktarda sürdü. Hiç sorusunu çözemedim. Elimdeki parafın TYT kitabından sorusunu çözemedim. Şimdilik gideyim ne yapayım biliyor musun? MEP, AYT, fizik, kimya, biyoloji kazanımlarına bakayım. AYT kısmına, TYT konularına değil de AYT konularını çözeceğim. Onun dışında elimdeki sorularla geçmişte çözdüğüm denemedeki sorularımla uğraşacağım bugün. Ve ne ekleyeyim? Orada vardı ben şu an unuttum hatırlayamıyorum. TYT sosyal denemesi 2 tane. TYT sosyal denemesi sosyalde elden bırakmamak gerek bir sayısalcı olarak benim için bırakmamam gerek. Çok konuştum. Evet şu an 2 saatlik bir çalışmayı bitirmiş oldum denemeli kontrolleri için. Ben normalde başka bir şey yapmaya gideceğimi söylemiştim. AYT, fizik, kimya, biyoloji, MEP kazanımları ancak gittim denemelerimi kontrol ettim. Toplamda 3 tane galiba. 3 tane denemeyi kontrol ettim. 2 tane AYT, 1 tane TYT. Kontrol ettim derken eskiden çözmüştüm. Oraya atmışım, kontrol etmemişim sorularımı vesaire. Onlara baktım. Gerçekten güzel sorular ayırdım buraya. Böyle yani yapamadığım soruları falan böyle şey ettirdim. Mesela bu neydi? Bu fizik.
Örneğin burada matematik sorularım var. Bunları şey ettirdim, kesin böyle aldım içinden. Bunlara tekrar tekrar bakacağım. Sorularımı sordum zaten. Bunları soracağım. Şimdiki birazcık peşe 5-10 dakika mola vereyim. Çünkü 2 saat etti ve neredeyse hiç mola vermedim. Ama gerçekten zevkli geçti. Öncesinde aylar önce yapamadığım sorulara tekrardan bakmak ve çoğunu yapabilmek çok güzel. Neden yapabilmek? Çünkü kaç yıl önceki deneyimimle şimdiki deneyimim, bilgi birikimim aynı değil. Sizin için de aynısı geçerli. Aylar önce yapamadığınız soruları şimdi gayet basit bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü çok çözdünüz, çok çabaladınız, emek sarf ettiniz ve yapacaksınız. Şimdiki evet şey söyleyecektim bu arada. Zevkli geldi çözmek ve daha fazla çalışmak istiyorum. Bugünkü çalışmamı tamamlamak istiyorum. Artık gidip bir film izlemek istiyorum yarın. Bugün cumartesi, yarın pazar ama siz bunu pazar izliyor olacaksınız. Pazar günü çalışacağım, boş bırakmayacağım. Geçen hafta boş bırakmıştım. Ancak ne oldu? Geçen hafta boş bıraktım. İçeriden kardeşim bağırıyor. Ben kapatayım videoyu, geleceğim. Aldırganın halinden anlayan birisi var. Ağzıma takıldı. En son ne diyordum, ben unuttum ya. Evet, yarına çalışacağım. Geçen hafta pazar çalışmadım. Boş bıraktım tamamen. Hiç çalışmadım. Bu konuda mutsuz değilim. Çünkü evde daralmıştım kaç hafta sonra. Ya tabii bu karantinanın başlarında biraz boşladığım oldu. Ancak uzun süreç sonra bir boş vakit bırakmıştım ama değerlendiremedim. Tatil yapıyorsanız o tatilinizi planlamanız gerekiyor. Ders çalışmanız gibi. Yoksa ne yapacağınızı söyleyeyim. Tahminde bulunuyorum. Telefonunuz varsa, dokunmatik telefon kullanıyorsanız, ki bunu izliyorsanız zaten kullanıyorsunuzdur. Belki annenizin babanızın telefonundan izliyorsunuzdur. Kendinize ait değildir. Bilemiyorum, her neyse. Planlamadığınız zaman zamanı boş boş geçireceksiniz. Instagram kullanıyorsanız Instagram'da saatlerce boş boş gezineceksiniz. YouTube'da boş boş videolar, oradan bunu oradan bir sürü video atlayacaksınız falan. Planlamadığınız zaman gününüz boşa geçecek. Bunu ben istemem. Çünkü kendimde de istemiyorum. Sizin de olmasını istemem. Tatil veriyorsanız onu da planlayın. Neden bunu anlatıyorum? Yarın için bir planlama yapmak istiyorum. Yarınki ders çalışma sürecim bugünkü kadar uzun olmayacak muhtemelen. Şu an kaç saat yaptığımı bilmiyorum. Hemen sayayım. 2 saat, 2 saat, 4, 1 saat, 25 dakika. 5 saat, 25 dakika, 5,5 saat çalışmışım şu an. 6 saat olmasına yarım saat var ve şu an saat 6'ya 5 var. 5,5 saatlik bir çalışma sürecim var. Bugün içerisinde bunu 8 ya da 9 saate tamamlamak istiyorum. Ve yarın bilmiyorum kaç saat çalışırım. 4 olur, 5 olur, 6 olur. Ancak akşamına bir film izlemek için vakit ayırmak istiyorum kendime. Bu yüzden sabahtan erkenden kalkacağım ve gerçekten yarın kalktığım gibi derse başlayacağım. 7 çeyrek ya da 7'de. Erken bir şekilde çalışmamı tamamlayacağım. Saat 11, 12, 1, 2. Sonrasını zamanlayarak kendime ayıracağım. Çünkü 6 gündür evdeyim. Yarın 7 gün, yani uzun süreçtir evdeyim de. Hani bu hafta için bahsediyorum. 6 gündür, 7 gündür evdeyim ve çalışıyorum. Neredeyse kendimi hiç zaman ayırmadan. Bunu düzeltmek gerekiyor. Şimdi akşam yemeği için gidiyorum. Saat 6 oldu. Yarım saat 40 dakika sonra muhtemelen derse geri oturacağım. Ve hevesle çalışacağım. Mutluyum. Çünkü bunları denemeleri derlemek, soruları ayırmak gerçekten mutluluk verdi bana. Çoğunu yapabilmek, yeni bir şeyler öğrenmek uzun süredir yaptığım monoton çalışmanın dışında bir farklılık yarattı. Siz de böyle şeyler deneyebilirsiniz. Köşede bucakta kalan sorularınız, denemeleriniz vesaire varsa onları çıkartın, uğraşın. Yapamadığınız soruları, kaç ay önce yapamadığınız soruları şimdi yapmak inanın bana mutluluk verecektir. Görüşürüz. Şimdi ağzımın içi bitsin, size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bekleyin onun için. Çok önemli bu söyleyeceğim şey. Neden önemli? Şöyle, akşam yemeğini yerken ekmekçi diye bağırdı. Tabii Türk toplumu olarak yaptığımız davranış genel olarak çıktım, ben de baktım merakımdan. Ve çok önemli bu nokta, gerçekten çok önemli. Adam mavi eldivenli elleriyle parayı sayıyordu. Hani diyebilirsiniz eldiven ondan sonra çıkartmıştır ekmek verirken. Sonra bir tane adam ekmek almaya geldi ve evet, eldivenli eliyle, o paralara dokunduğu saydığı eliyle ekmeği tuttu, oradan aldı. Poşetin içine koydu ve adama verdi. Ve böyle şeylere gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Size önerim böyle bir durum. Hani sadece ekmek için geçerli değil. Her yerden aldığınız ürünler için. Mesela orada elinizi temiz gidin ve ekmeği kendiniz alın. Poşete koyun.
Gerçekten çok önemli, almamız gereken önlemler. Bu araya kamu spot olarak girdim. Devam ediyorum. Akşam hemen döndüm. Şu an saat kaç hemen bakıyorum. 7'ye 5 var. Biraz uzun sürdü galiba. Alt komşu sağ olsun valla börek getirmiş. Buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine. Yedim. Çok güzeldi. Saat 7. Başlıyorum. Kaç saat demiştim en son? 5,5 saat dedim. 2,5 saat çalışsam. 8 saat, 2,5 saat çalışsam. Saat 9,30'a denk gelir. 9,30 gayet iyi. Çünkü 12'ye kadar vaktim var. 5 saat vakitte 3 saat bile çalışabilirim. 8,5 eder. Hadi gidiyorum ben. Kaç saat oldu ya? Bakayım. 2 saat çalışmışım. 5,5'da yanlış hatırlamıyorsam en son 7,5 oldu. Şu an saate bakıyorum. Saat 9,30. Saat 11'e kadar 1,5 saat vaktim var. 7,5 saat dedim. 1,5 saat çalışır mıyım bilmiyorum aralıksız. Çünkü biraz yine gözlerim kapanmaya başladı hafiften. Şey yaptım ya, gittim. Bu sorularımı sormuştum. Öğretmenlerim dönüş yaptı. Onları kontrol ettim. O biraz bayağı zaman aldı. Bir de birkaç tane soru vardı. Çok güzel matematik sorusu. Onları çözdüm. Şöyle çözümler falan bayağı zaman aldı. Onları çözdüm, bir de onlara baktım falan. Bu 2 saatimi aldı. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Şimdi gideyim ne yapayım ben? Programı bakayım ya, dur. Program neredesin? Ey program. Program yok. Programı bulamıyoruz. Vallahi yok. Ben oğlum. Program. Gel. Program yok. Evet, biraz vaktinizi çaldım, kusura bakmayın. Programı bulamıyorum. Son bir kez bakmak istiyorum ben. İzninizle şöyle hemen. Lan şu program neredesin oğlum ya? Nereye kaçtın yine ya? Tamam, evet, bulamadım programı, her neyse. Bu şey vardı. Işık kötü mü geliyor? Dur bakayım. Düzeltemedim ışığı. Karanlık oldu, neyse videoyu kapatacağım birazdan. Şöyle böyle böyle mi yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Odaklanmıyor. Her neyse. AYT fen MEP kazanım testlerini çözmeye gideyim. 1-1,5 saat de o sürer. Onun dışında bugünü kapatabilirim. İşte ne kadar sürerse falan. 8,5-9 saat iyi olur. Sabahı yine güzel değerlendiremediğimi düşünüyorum. 8-8 çeyrek civarı derse başladım. 7 çeyrekte 7-10 geç uyanmama rağmen. İşte kalktım, videoyu düzenledim. Vallahi ışık çok kötü ya. Şöyle şöyle mi yapsam, nasıl yapsam? Neyse. Öyle işte, sabah kalktım. Öğlene kadar çok çalışamadım. 2 saat çalıştım saat 12.30 olduğunda. 1.30 gibi derse oturdum. Hiç çalışmaya başladım, başladım, devam ettim falan. Aa, program önümdeymiş. Allah cezanı vermesin. O kadar programı aradım. Vallahi önümdeymiş. Şöyle bu alttaki yarın. Bugün için şöyle bir şey yaptım işte. 120 dakikada şey ekleyeceğim tekrardan. Eldeki malzemeler bölümünü ekleyeceğim. Deneme ve soru kontrolleri vesaire. Gidiyorum. MEP TYT pardon MEP AYT fizik kimya biyoloji kazanımlarına bakacağım. Araya artık TYT sosyal deneme de sıkıştırayım. Bugünü tamamlayayım. Programda eksiklik olmasın. Evet, yine konuştum. Konuşacağımı kapanış videosunu çekerim. Ondan sonra video biter muhtemelen. Şu an saat 11:10 var ve 3 dakika 3 dakika 45 saniye çalıştım. Saat 9:25'ten bu yana. Efendim. Tabii. Gelebilirsin. Gel. İşte saat 11 oldu. Videoyu düzenleyeyim. Ne kadar erken bitirirsem videoyu düzenlemeyi, ardından teste devam edeceğim. Saat 11:45'e kadar falan çalışayım. Bugün iyi tamamlayayım. Yarın için hazırlık olsun. Yarın sabah erkenden kalkayım. Çalışmaya başlayayım. Bırak kardeşim. Evet. Video bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinizi yorumlarda belli edebilirsiniz. Kesinlikle beğeni tuşuna basacağım sizin için. Normalde beğeni atmam yorumlara.
Sadece kalp atıyorum, yorum yazıyorum. Sizlere cevap veriyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir şey söylemek ister misin Görüşürüz. Tuna? Videoyu kapattım. Küçük bir şey eklemek istiyorum. Çünkü çoğu videoda bunu yaşıyorum. Hoş bir durum değil. Sıkıntı olan nedir? Ben video içerisinde tekrar düzenlerken baktım. Hani demişim 8,5-9 saat olabilir. Evet, belki şimdi gideceğim yarım saat 40 dakikada çalışacağım. 8 saat aşabilirim. Ancak sıkıntı şu. Bunu planlarken biraz daha robotik davranıyorum. Ben insani davranışları, insan olduğumuzu unutuyorum. Hani diyorum arka arka 3 saat 4 saat çalışırım, oradan mola vermem, şöyle yaparım falan. Ama öyle olmuyor. İnsan olduğum için arada mesela bir patlak veriyorum. 1 saat gidiyor. Ya bunlar yaşanabiliyor. Bunlar olduğu için bazen hedefime ulaşamıyorum gün içerisinde 9 saat, 10 saat. Uzun süredir bu süreleri çalışmadım hiç. Pazartesi bir daha denemek istiyorum, güzel bir rekor denemesi için. Hatta Ramazan'da geceye kadar çalışıp bununla videosunu çekebilirim. Ramazan'dan önce de sabahlıyoruz videosu gelebilir. Bilmiyorum, böyle bir isteğiniz var mı? Ya da aranızda geceleri çalışan var mı? Evet, bunu eklemek istedim. Şimdi kapatıyorum. Söz sende. Bay bay. Bu kadar mı? Bir dahaki videoda görüşürüz.